Sektörel Bakış'ta devam ediyoruz. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder'le birlikte. Burak Bey, şöyle detayları aldık sizden. Özellikle ihracat konusunda önemli adımlar var. Sizin de dernek olarak çalışmalarınız da var. Peki önemli bir fuardan geldiniz. Almanya fuarlarının da önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Nasıl geçti Almanya fuarı? Almanya fuarı şöyle özetledim aslında. İlk başta Almanya fuarını anlatayım. Ambiente fuarı dünyanın en büyük metrekare olarak ikinci fuarı Çin'den sonra. Ama nitelik olarak dünyanın en iyi fuarı diyebilirim. En iyi fuarıdır. Çin, Hindistan ve İtalya'dan sonra en fazla Türk katılımcı vardı. Yani bu sektörde. O da önemli noktalardan bir tanesi. 165 firmamız bu sene bu fuara katılım gösterdiler. Bu fuar 71 yıldır düzenlenen bir özellik taşıyor. Yani çok eski bir fuar. Bu yönle baktığınız zaman biz, geçen başkanımız da söylemişti, 25 yıldır maksimum, 25 yıldır katılan firmamız var. Aslında biz bu yarışa 50 yıl sonra başlamışız. Geldiğimiz nokta gerçekten iyi bir nokta baktığınız zaman. 50 yıl sonra başlamamıza rağmen Avrupalılardan, İspanyollardan, Almanlardan, İtalyanlardan şu anda ilk ona girmiş 7. sırada olan sektörden bir tanesi. Hatta katılımcı sayı olarak baktığınız zaman işte Türk firmaları Çin, ağırlıklı Hindistan, değil mi? İtalya'dan sonra 4. sıradayız. En büyük katılımcıdan bir tanesiyiz. Fuar nasıl geçtiğe geldiğimiz zaman şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi fuar çok nitelikli bir fuar, çok iyi bir fuar. Dünyanın her tarafından satın almacıların geldiği bir fuar. Ama baktığınız zaman bizim hissettiğimiz, gezdiğimiz zaman firmalarımızla beraber sayıda her geçen gün biraz daha sayıların düştü. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte dünyada teknoloji gelişiyor. Artık cep telefonlarından, maille, e-postayla herkes, bütün firmalar yeni ürünlerini, yeni fiyatlarını müşterilerle paylaşabiliyorlar. Elektronik ihracatın ağırlık kazandığı bir dönemdeyiz. Hem de elektronik ticaret, ihracat bu anlamda. O yüzden sayılar biraz daha biraz düştü. Daha her geçen gün düşüyor ama buna rağmen yine dünyada katılabileceğiniz en nitelikli bizim sektörümüzde fuarların başında geliyor. Dediğim gibi o pazar çeşitliliğini sağlamada yardımcı olabilecek bir fuar. Çok nitelikli fuar. Almanlar bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Baktığınız zaman şehrin mimarisi, fuarın merkezi, hem şehir fuarı yaşıyor, fuar şehri yaşıyor. Bunu bir bacası tütmeyen fabrik olarak dizayn etmişler. Çok iyi gelir modelleri oluşturmuşlar. Böyle kar etmeyen kuruluşları fuarın bir parçası yapmışlar, ortağı yapmışlar. O yüzden oradaki temel amaç fuarın kaliteli durması ve kaliteli olarak devam etmesi. Tabii ki ticari bir karlılık olacak. Bu işin doğasında var. Ama bu belki ikinci amaç yapmışlar. Önemli olan bu fuarların Almanya'da devamını sağlamak. O yüzden o fuarı çok önemsiyoruz. Her geçen gün katılımcı sayımız artıyor. Bu fuarı düzenleyen İstanbul İhracatçı, yani İstanbul Demir Demir Dişi ve Kimya İhracatçı Birlikleri organizasyonu düzenleniyor. Çok önemli bir fuar, öyle söyleyebilirim. Sonuçta sayı azalsa da nitelik devam ediyor ve başarılı şekilde firmalarımız döndü diyebilirim bu fuarda. Bir yandan da dünyaya baktığımızda küresel anlamda bazı ilişkilerde olumlu olumsuz Amerika Birleşik Devletleri, Çin ticaret savaşları gibi böyle hala belirsizliğini koruyan bir durum var. Bazen olumlu mesajlar çıkıyor, bazen olumsuz mesajlar çıkıyor, hala netleşmiş değil. Nasıl etkiliyor peki baktığınız zaman sektörünüzü? Şöyle, yine çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında baktığınız zaman dünya çok hızlı değişiyor. Hatta artık ben değişiyor demiyorum, dünya dönüşüyor diyorum. Değişiyor ile dönüşüyor arasında kelime olarak farklılıklar var. Bundan herhalde 5 yıl önce konuşsaydık, dünyanın en kapitalist, en emperyalist ülkesi Amerika'nın sınırlarını ekonomik manada kapatacağını konuşamazdık. Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi. Baktığınız zaman dünün komünist Çin'i yine bugün dünyada her yere değiyor, her tarafa ürünlerini satıyor. Hatta diyor ki Amerika bunu yapmamalı diyor. İşte bizim dünyaya mal satmamız lazım diyor, serbest ticaretin olması lazım diyor komünist Çin. Diğer taraftan bakıyorsunuz liberal Almanya, değil mi? Birçok fabrikalarını, Çinli firmaları satışını yasaklıyor. Dünya çok hızlı değişiyor. İşte bakıyorsunuz Cezayir, değil mi? Yani belki ikinci dünya ülkesi, üçüncü dünya ülkesi dediğiniz Cezayir, 150 kalemden fazla ürünü ithalat yasağı getiriyor. İşte Ürdün, SETA'dan çıktı, bizimle olan SETA'sından ek vergiler getirdi. Dünya, anlatmak istediğim şey şu, sizin de söylediğinizden hareket ederek, dünya çok hızlı değişiyor ve çok hızlı dönüşüyor. İşte Türkiye'nin de, ben masada varım diyen Türkiye'nin de bu değişime çok iyi ayak uydurması lazım. Peki nasıl uydurması lazım?
İşte en önemli şey sivil toplum örgütleri. İyi sivil toplum örgütlerimizin olması lazım. Sivil toplum örgütlerinin daha çok rol alması lazım. Sivil toplum örgütlerinin bürokrasiye ve siyaseti uyarması lazım. Bakın hep konuşuruz, Endüstri 4.0 nasıl başlamıştır biliyor musunuz? 2013 yılında Endüstri 4.0 hep konuşuruz ama daha yeni bir projedir. 4. Sanayi Devrimi, Almanya'da sivil toplum örgütleri bunu gündeme taşıdılar. Nasıl taşıdılar? Dediler ki biz ilk defa üretimi, ilk defa 2013 senesinde batıdan adet olarak sayıyı doğuya şey yaptık. Doğu bizden daha fazla üretmeye başladı. Bizim artık yeni bir yol bulmamız lazım. Bizim artık yeni bir üretim şekli bulmamız lazım. Endüstri 4.0'ı buldular. Burada neden söylüyorum bunu? İşte sivil toplum örgütlerinin ülkeler adına ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. İşte değişen dünyada, değişen, dönüşen dünyada sivil toplum örgütlerimiz çok daha aktif, çok daha gerçekçi rol alması lazım. Bu yönle itibariyle biz de ne yapmaya çalışıyoruz? Korumacılığın arttığı bir dünyada, böyle her an değişen bir dünyada pazar çeşitliliğini sağlamaya çalışıyoruz kendi sektörlerimiz için. Bu çok önemli ihracatta. Bu şekilde özetleyebilirim. Az önce bahsettim. Yani çok kısa bir sürede biz işte 17 ülkede 23 organizasyon yapmışız. Bu sene 11 yurt dışı faaliyeti aslında yapmışız. Belki bu türlü organizasyonlarla, bu türlü ticaret savaşları gibi sektörde bu anlamda faydalanabilir, avantaja çevirebilir durumda. Aynen. Bunu avantaja çevirebilir. Mesela bahsettiniz. Eğer Amerika Çin ürünlerine, Çin ev ve mutfak eşyaları ürünlerine anti-dumping uyguluyorsa ya da vergi getiriyorsa, o zaman orada bize bir yol açılmıştır. Bizim Amerika pazarında büyümemiz lazım. Peki Amerika pazarında kolay büyüyebilir misiniz? Hadi ben varım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. %1'den daha az aldığı pay koca Amerika'nın bizim sektörümüzde. Neden? Çünkü oranın yemek yeme alışkanlıkları, mutfak alışkanlıkları bizimkinden tabii kullandıkları size'lar, ölçüler bizlerden çok daha farklı. Bizim ürün sattığımız dünyanın diğer bölgelerinden daha farklı. O yüzden farklı stratejiler geliştirmemiz lazım Amerika pazarı için. Belki eyalet eyalet ayırmak lazım. Çünkü onlarda eyalet eyalet tax'ler, vergiler ve alım şekilleri de değişiyor. İyi çalışmak lazım bölgelere, Amerika'ya. Sonucunda da belki bu ticaret ya da teknoloji savaşlarını kendi lehimize çevirebilecek gücümüz ve potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Peki Kolombiya Heyet Organizasyonu Ticaret Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında ödüllendirildi. Evet. Bundan bahsedebilir miyiz? Ondan da bahsedeyim. O yine Türkiye'de ilk defa EFSİT tarafından organize edilen bu organizasyondu. Bunun doğuşundan size bahsedeyim. Neden böyle bir organizasyon yaptık? İşte Türkiye'de invitation'unu yapıyoruz. Neden Latin Amerika'da yapıyoruz? Şu yüzden yapıyoruz. Tabii Türkiye hakkında son 15 yılda ciddi bir kara propaganda yapılmaya başlandı dünyanın birçok yerinde. Gelmeyen, Türkiye'yi bilmeyen, getiremediğimiz firmalar oluyordu. Bir kısmı böyle, bir kısmı da ticarette, artık günümüz dünyasında ticarette sürekliliği ve iletişimi sağlamanız lazım. O yüzden biz de ne yapıyorduk? Bu ilişkiyi sürdürebilmeniz lazım. Özellikle uzak coğrafyadaki, Avrupalı'yla her zaman görüşebiliyorsunuz. Yani bugün Türkiye 58 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde. Her zaman gidebiliyorsunuz ama uzak destinasyonlarda bu biraz daha zor. Bunları düşünebildik ki Latin Amerika da bir organizasyon yapalım. Nasıl yapalım? Latin Amerika'da bir bölge belirleyelim kendimize ve etraftaki ülkeleri buraya davet edelim. Bunun için önemli kıstas ne? Bir güvenlik. Gittiğimiz yerin güvenli olması lazım. Latin Amerika burada biraz duyduğumuzdan şey yaparız, çekiniriz. İki, destinasyon, uçak destinasyonu iyi sağladığımız bir yer olması lazım. Bu baktığımız zaman Kolombiya'yı seçtik. Çünkü Kolombiya bir kendisine ait ciddi bir pazarı var. Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ülkesi. İkinci ülkesi Meksika'dan sonra. İki, her tarafa uçak seferleri var. Üç, güvenli bir yer. Kolombiya'nın Bogota şehrinde bu organizasyonu düzenledik. Çevre 14 ülkeden satın alma zincirleri, zincir marketleri ve traditional, geleneksel kanaldaki toptancıları buraya davet ettik. Ama bunları dediğim gibi bir yıl önceden çalışarak yapıyoruz. Bugünden yarına gidiyoruz Kolombiya diye değil. Kendi ürün gidip numaralarımızı vererek biz bu ürünleri üretiyoruz. Bu firmalarımız buraya gelecek diyerek ciddi bir çalışma yapıp öyle gidiyoruz. Kolombiya'nın Bogota şehrinde bu organizasyonu yaptık. Firmalarımız burada başarı sağladılar. Çünkü burada bir sinerji de doğuyor en güzeli. Neden sinerji doğuyor? Oraya gidiyorsunuz, çelik tencere var, plastik mutfak eşyası var, alüminyum var, emaye var, cam mutfak eşyası var, porselen var, seramik var, elektrikli ev aletleri var. Herkes bir arada. Sonra bizim şöyle bir güzelliğimiz oluştu. Bu derneğin ve bu yurt dışına gidip gelmelerin birlikte ortak sinerji
yarattık. İşte illa bir firmanın bizden bir konteyner mal almasına gerek yok. İki firma bir firmaya bir konteyner mal yapabildik. Mix konteyner diyoruz biz ona. Sektörün en önemli konusu iletişim galiba. Aynen. Etkileşim sonrasında Türkiye'nin da en büyük. Mutlaka. Yine bir sivil toplum örgütü başkanımız çok güzel özetlemişti. Bizler dedi bireysel olarak çok iyiyizdir. Hı hı. Çok çalışkanızdır. Çok gayret ederiz ama biz bir araya geldiğimiz zaman aynı şeyi ortaya koyamayız. Çok doğru söylüyor. Yani bir araya geldiğimiz zaman aslında aynı çalışkanlığı, aynı özveriyi gösterdiğimiz zaman işte aynı EFSİT'teki gibi rol model bir başarı ortaya çıkıyor. Bununla beraber müşteri tarafından da çok ilgi görüyor. Hı hı. Geldiği zaman mix konteyner çünkü bir firmadan, ilk tanıştığı firmadan bir konteyner mal yapması zor. Bir risk. Kimse artık stoklarını çok fazla tutmak istemiyor. Stok yönetimi yapmak istiyor. Bu yüzden geliyor firma. Deneme olarak hepimizden ürün yazıyor. İşte biz ona ortaklaşa konteyneri yapıyoruz, gönderiyoruz. Onun için de çok büyük bir avantaj olmuş oluyor. Hı hı. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Bunun sonucunda da Ticaret Bakanlığı ilk defa bir sivil toplum örgütüne, benim bildiğim ilk defa, iyi uygulama örnekler arasında gösterildi. Diğerlerinin hepsi işte ticaret odası, sanayi odası ya da işte birliklerdi. Bir tek sivil toplum örgütü olarak EFSTOR'da bu uygulamadan dolayı ödül aldı. Bakanlığımızda da çok iyi bir iletişimimiz oluştu. Bu 4 yıllık süreçte çünkü onlar da bizim organizasyonlarımıza gelip görüyorlar, denetliyorlar. Böyle nitelikli organizasyonlar olunca onların da hoşuna gidiyor. Onlar da doğru işler yapmak istiyorlar işin gerçeği. Bunlar da doğru işler olduğu için orada iyi bir şeyimiz var. En iyi uygulama seçildi. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Orada bir parantez daha açmak isterim. Lütfen. Büyükelçimiz ve ticaret eşimiz, büyükelçimiz her gün geldi. Çok etkilendi organizasyondan. Her gün 3 gün boyunca o organizasyona geldi, bir büyük destekte bulundu bize. İkincisini muhakkak yapın dedi. İkincisini yapıyoruz. Hatta yetmedi, bu sene Invitation Only Europe yapıyoruz. Onu da söylemiştim Haziran ayında. Prag'da yapacağız. Avrupa'daki bütün o toptancı ve zincirleri getireceğimiz bu organizasyon yapacağız. Önümüzdeki sene bunu Uzak Doğu'da yapmayı planlıyoruz. Uzak Doğu Invitation Only yapacağız. Türkiye'dekini ama her zaman devam ettireceğiz. Çünkü burası bizim kendi yerimiz, kendi evimiz. Bunu devam ettireceğiz ama ayrıca bölgelerle de bu aktiviteleri yapmaya çalışacağız. Evet, bunlar sektör açısından tabii ki önemli çalışmalar. Peki evet. Ürün gruplarına gelecek olursak, şimdi ihracat konusunda evet ağırlıklı ihracat, bu anlamdaki çalışmalarınız da var. En çok hangi ürünler tercih ediliyor ihracatta hem de iç pazardan bahsedelim? Şöyle özetleyebilirim, en büyük pazarı payı. Değer olarak elektrikli ev eşyaları alıyor dünya açısından. Ama Türkiye'de en büyük pazar camda. Cam, ev ve mutfak eşyaları sektörü birinci sırada. Arkasından birbirine çok yakın çelik ve plastik geliyor. Çelik, den mamul sofra eşyaları. Bunun içine çelik sofra eşyaları da giriyor, çatal bıçaklar da giriyor, otur ürünler. Arkasından plastik geliyor. Sonra porselen ve seramik grubu olarak devam ediyor. Türkiye'de iç pazarda cam ağırlıklı dediniz. Bunu ben ihracatta. Peki, ihracatta. Bunun sebebi var mı bunların? Dünyadaki en iyi cam markaları bizde diyebilirim. O yüzden çok ciddi bir talep var. Cam da çok iddialı Türkiye. Cam sofra eşyasında, mutfak eşyasında iyi bir ünü var. O yüzden cam konusunda, en önemli silahlarımızdan bir tanesi hem ülke olarak hem sektör olarak. Bizim sektörün bir güzel yanı da şu aslında, şunu da söylemek lazım. Biz yaklaşık 170 ülkede insanların evine, mutfağına, banyosuna giriyoruz ürettiğimiz ürün itibariyle. Ve altında hepsinde Made in Türkiye yazıyor. Hı. Yani Made in bizim Türkiye kalitesini, Türkiye'nin tasarım gücünü, Türkiye'nin o şeylerini bütün dünyaya, 170 ülkesine göstermiş oluruz. Bir yönüyle de önemli bir sektörden bir tanesi diyebilirim. Evet, peki iç pazara bakacak olursak, Türkiye'deki ev ve mutfak eşyaları markalarına sizce yeterli mi? İç pazardaki durum nedir? Şöyle bir değerlendirecek olursak. Çok güçlü bir sektör. Yani şunu şuradan anlayabiliyoruz zaten. 2,5 milyar dolar ihracatı var. Hı hı. 500 milyon dolar ithalatı var. 2 milyar dolar ihracat fazlası ve çok güçlü bir sektör. İç pazarı da çok güçlü. Yeterli sayıda firmamız var her ürün kaleminde. Markalaşma adına peki evet. Çalışmalar ondan bahsedebiliriz. Özellikle alışveriş merkezlerinde belli başlı markaları mutlaka görüyoruz. Evet, parakendecilerde. Tabii onlar daha çok kendi markalarıyla almayı tercih ediyorlar. Çünkü parakende zincirlere. Bizim kendi firmalarımızda eskiden mesela bu tarz zincirlerde çok fazla ithal ürünler görürdünüz. Ama artık
Türkiye öyle bir şeye geldi ki hem ürettiği ürünün kalitesiyle hem fiyatıyla o kadar rekabetçi ve iyi hale geldi ki artık o zincirlerde, o mağazalarda gördüğünüz, AVM mağazalarında gördüğünüz ürünlerin %90'ı diyebilirim Made in Turkey markası ama private label olarak firmaları yapıyorlar. Türkiye tabii özellikle o perakende zincirlerinin de çok ciddi katkısı oldu sektörün gelişimine. Kalite, tasarım, ambalaj tasarımı, renk konusunda ciddi katkıları oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek lazım. Aslında bu bir sinerji. Farklı ürün grupları ve farklı sektörler birbirlerine etkileşimde bulunuyorlar. Sonra müşteriye ulaşma noktasında da çok önemli oldu. Her geçen gün büyüyen bir şey, yapı. Perakende, AVM perakendesindeki sektör. Türkiye'deki alışkanlıklar tabii biz Türk üreticiler olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Hem kendi ülkemize ilk yapacağımız ürünlerde hem de kolay ihracat yapabileceğimiz ülkelere göre ürünler yapıyoruz. Türkiye bu bağlamda dediğim gibi hem tasarımda hem fiyatta çok rekabetçi. Türkiye için de iyi gidiyor. Tasarım konusu özellikle önem kazanıyor mutlaka. Tabii. Bu anlamda da geçmiş yıllara kıyasla ne gibi değişiklikler oldu? Ürünlerde de tasarımlarda gerçekten renklere bakıyoruz. Birçok renk mevcut artık. Özellikle elektrikli ev aletlerinde. Evet. Eskiden belli başlı renkler görülüyordu ama şu an üretim gruplarında renklilerini de görebiliyoruz. Evet. Burada nasıl bir değişiklik yaşanıyor? Şöyle aslında dediğim gibi bizim hedef kitlemiz kadınlar. O yüzden trendleri takip etmek artık çok önemli. Dünyada ticaretin şekli çok hızlı değişiyor. Bundan da bahsetmek lazım. Eskiden ne üretiyordunuz, satıyordunuz? Bir işin %90 üretmekti. Şimdi bir işin %10 üretmek. Onu müşteriye göre üretmek, ambalajını ona göre yapmak, katma değerli üretmek, tasarımını yapmak artık o %90'lık kısmında kalıyor. O yüzden artık Türk üreticileri hepsini de söylüyorum, tekstilden mutfak eşyalarını herkes bu doneleri göz önüne alıyor. Artık ben ürettim, öyle bir devir bitti. Artık biz ürettiğimiz ürünün o marketin rafında tozlanmamasına kadar düşünerek paketleme, ambalaj yapıyoruz. Artık bu trend renklerin takibine kadar. Artık bakıyorsunuz firmalar her sene renklerini değiştirmeye başladılar. Dünyadaki Pantone alışkanlıklarını takip etmeye başladılar. Pantone renklerini takip etmeye başladılar. Mesela biz de dernek olarak sektörümüze hep şu mail atarız. İşte bu senenin Pantone kodları bunlardır diye. Bunun hem müşteri açısından çok önemi var. Niye? Özellikle yurt dışındaki müşteriler diyor ki bu firma Pantone kodunu, Pantone'yi, renkleri takip eden bir firma. Farklı bir algısı oluyor. Hem de tüketici gözünde bir şeyi var. Çünkü insanlar artık o renk alışkanlıklarını da biliyorlar ve onu takip ediyorlar, o ürünü istiyorlar. Tasarım konusuna gelince, bazen de aykırı tasarımlar da görüyoruz. Onlar da çok dikkat çekici oluyor mesela. Evet, tabii yani artık müşteriye dokunmanız için, alışkanlıkları değiştirmeniz için tasarım çok önemli bir enstrüman oldu. Hala yeterli miyiz? Şu özel işleri de yapmak lazım. Hala yeterli değiliz. Yani aslında bunun da bir tarihsel bir gelişimi var. Estetikten, sanattan, felsefeden biraz uzaklaştığınız zaman bir dönem içinde mecburen bunlardan da uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani tarihsel yapısı da var. Türkiye ama bu aralığı bence kapatmayı becerebiliyor. O da dünyaya açık bir ülke olması itibariyle becerebiliyor. Firmalar çok yurt dışına seyahat ediyor, çok fazla fuara katılıyor. İhracat ettiği için müşterileri kendilerini yönlendiriyor. Bu etkileşimle beraber tasarımı, inovasyonu takip eder hale geliyor diyebilirim. Zaten ve bundan uzak kalan da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Kesinlikle. Yani bugün hangi işi yaparsanız yapın, eğer tasarımı, trendi takip etmiyorsanız başarısız olmaya mahkum oluyorsunuz. Sadece fiyat da kurtarmıyor sizi çünkü bir saatten sonra. Mutlaka tasarım odaklı, inovasyon ve yani bu anlamda yatırımlar da olmalı. Peki sektöre baktığımızda var mı böyle 2019 yılında önemli yatırımlar ev ve mutfak eşya sektöründe? Var. Yani şundan bahsedeyim ilk önce bir gurur verici bir şey. Biz eskiden mesela termos ürünlerinin tamamını ithal ederdik. Şimdi bir firmamız Urfa'da fabrika kurdu ve kendi termos üretimimizi Türkiye'de yapabiliyoruz. Eskiden bu Dökümtek tencerelerin hepsi ithal gelirdi. Şu anda Türkiye'de 3-4 tane firmamız var. Bunlar artık döküm tencereleri Türkiye'de üretir duruma geldi. Bunlar tabii dünyadaki bambu ürünlerini Türkiye'de üreten firmalarımız oldu. İmalata başladılar. Bunlar hep sevindirici şeyler. O hem ithalat seviyemizi, oranımızı düşürüyor. Hem de
ihracat yapma kapasiteleri olduğu için, ihracat yaptıkları için ihracat rakamımızı arttırmaya başlıyor. Bu firmalar, bu örnekler tabii çok hem bizi bir insan olarak hem de bu dernekte bir yönetici olarak mutlu eden gelişmeler diyebilirim. Teknoloji yatırımları da beraberinde geliyor değil tabii mi? Tabii ki bunları yaparken teknoloji yatırımlarını da muhakkak yapmanız lazım. Zaten bunu hep söyleriz. Teknoloji yatırımları hep kısıtlı kalmıştır Türkiye'de. Neden kısıtlı kalmıştır? Şundan dolayı. Türkiye'deki sanayiciler ve ihracatçılar finansmanlarının çoğunu arsa ve binaya yaptılar. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'nin sanayi ve ihracatına çok ağırlıklı İstanbul'u görürsünüz. Marmara bölgesine ve ihracat, İstanbul bölgesini görürsünüz. İstanbul bölgesinde toprak ve arsa maliyetli. Finansman kaynaklarımız hep biz buraya ayırdık. Aslında dünyadaki modellere baktığınız zaman toprak daha ucuz. Almanya'nın merkezinde dahi. Özellikle organize sanayi bölgelerine baktığınız zaman firmalar orada yatırımlarını teknolojiye, Ar-Ge'ye tasarıma yapıyorlar. Ama Türkiye'de baktığınız zaman biz yatırımlarımızı, baktığınız zaman bütün sanayicilere baktığınız zaman hep toprağa ve binaya yapmaya başlıyor ister istemez. Çünkü herkesin ideali kendi fabrikasında kendi üretimini yapmak. Burası çok önemli bir nokta. Eğer biz Türkiye'de tasarımı, Ar-Ge'yi güçlendirmek istiyorsak ki bununla ilgili iyi niyetli ciddi çalışmalar var. Yeterli mi? Ama diyebilirim ki Ar-Ge'nin ağasındayız. Belki ağasına bile gelemedik. Tasarımın realitede tesisindeyiz. Resmin bütününe bakmak lazım. Bu yönüne baktığınız zaman da bu sanayiciliğin Türkiye'nin geneline yayılabilmesi, sektörel sanayiciliğin oluşması bu bağlamda firmalarımızın tasarımı, çünkü oradan ayıracakları parayla tasarıma, Ar-Ge'ye, inovasyona, markalaşmaya ve finansman ayırmasına neden olacaktır. Ve Türkiye'nin gelişimi çok daha hızlanacak. Sadece yani ihracat yapmakla değil, katma değerli ürün üretmek buradaki önemli konular arasında. Evet. Peki şöyle bir 2019 yılı planları, hedeflerinden tekrar bahsedecek olursak Burak Bey, neler var, ne gibi projeler var? 2019'da yaklaşık %15'lik büyüme bekliyoruz kendi sektörümüz için. Ve kilogram başı ihracatımızı da arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Hedef var mı? Hedef var. İhracatta? İhracatta 3 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Öyle söyleyeyim. Gerçekçi bir rakam. Bunu yapacak gücümüz var. Bu gücü ortaya koymamız lazım. Az önce bahsettim. Birçok etkinlik yapıyoruz. Bizim haricimizde ihracatçı birlikleri de birçok etkinlik yapıyor. Bu sinerjinin oluşması lazım. Tim, Türkiye İhracatçılar Meclisi çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben bunu aşacağımıza, aşabileceğimize, en azından aşabileceğimize inanıyorum. O gücümüzün ve potansiyelimizin olduğunu da düşünüyorum. Siz peki dernek bünyesinde özellikle mesela İngiltere örneği verdiğiniz 25 ülke bizimle dahil olacak. Buradaki etkinliklere göre, çalışmalara göre bir birlik oluşturuyorsunuz. Evet. Bunu nasıl seçiyorsunuz Burak Bey? Şöyle, biz şunu biraz açmak lazım. Mesela Fas'a gittik, 20 firmamızla gittik. İşte İngiltere'ye gidiyoruz, 25 firmamızla gidiyoruz. Biz duyuruya çıkıyoruz, diyoruz ki biz İngiltere'de B2B görüşmeler yapacağız şu tarihler arasında. Evet. Katılmak isteyen ilk 25 firmamızı götürüyoruz. Firmalar başvurularını yapıyorlar, yatırması gereken tutarı yatıyorlar. İlk 25 firmamızı yatıranları götürüyoruz. Çok fazlasını götüremiyoruz. Şu yüzden yapamıyoruz. Çünkü çok fazla olduğu zaman organizasyonu yönetme becerimiz ister istemez 25'in üzerinde ülkelere göre şey yapayım. Mesela Kolombiya'ya daha fazla firma götürebiliyoruz. Niye? Kolombiya'da hem Kolombiya'nın içinden hem de çevre ülkelerden yaklaşık 50 satın alma zincirini bir anda getiriyorsunuz. Onlar da fazla tedarikçi görmek istiyor. Bizim firmalarımız da fazla müşteriyle görüşmek istiyorlar. Ama İngiltere gibi yerlerde bir de iki şehre gideceğiz. O sayıları biraz daha minimal tutmayı tercih ediyoruz ki organizasyonun daha verimli olabilmesi için. Eğer sektörden bir talep daha gelirse önümüzdeki sene bir tane daha heyet yapalım. Fas'ta yaptık mesela. Fas'ta aslında 2 sene önce gittik. 2 sene çok başarılı bir heyet geçirdik. Bu sene sektörden böyle bir istek geldiği için tekrar Ocak ayına Fas heyetimizi koymuş olduk. Böyle böyle de sektör daha çok büyüyecek, güçlenecek. 3 milyar dolarlık hedefi de gerçekleştirecek. İnşallah. Çok teşekkür ederim Burak Bey, verdiğiniz bilgiler için. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder bizlerle birlikteydi. Sektörel Bakış'ın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.